Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, sosyal ekonomik ve destek aylığı hizmeti nedir? SET yardımı nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SET yardımı, yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelerine yapılan ekonomik desteği ve psikososyal desteği ifade etmektedir. Yani ailelere ve çocuklara maddi yardımın yanı sıra psikososyal destek de sunulmaktadır. SET yardımı kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olarak şekilde de ayrılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir ya da iki sefer yapılırken süreli ekonomik destek ise belirli bir süre için her ay yapılıyor. Çocukların ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları, beslenme, sağlık ve bunun gibi askeri ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan SET yardımı, psikososyal desteği ve rehberlik hizmetini de içermektedir. Psikososyal destek ve rehberlik hizmeti dahilinde çocuklar iş ve meslek edinebilmeleri adına işkurada ya da meslek kurumlarına yönlendirilmektedirler ve kayıt ettirilmektedirler. Aynı zamanda çocuklar aile içi sorunlarının çözümlenmesi, okula uyumlu bir şekilde devam ettirilmeleri, kriz durumunda sorunlara yönelik çözümlerin aranması gibi konularda da psikososyal destek verilmektedir. SET yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklarımıza önerilmektedir. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, SET yardımı kimlere verilir? Sosyal ve ekonomik destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini, yani bu yardımın kimlere verildiğini 4 madde ile sizlere konuyu özetlemek istiyorum. 1. Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbir kararı verilen ve bu kararın ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SET yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar. 2. Ekonomik yoksulluk içerisinde olan, bu yüzden de SET yardımı almadıkları takdirde muhtaç durumuna düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SET yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar hakkında bakım tedbir kararı verilen ancak yaş sınırını dolduran sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler. 3. Hakkında bakım ve tedbir kararı verilmiş olup yaş sınırını dolduran sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış SET yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç durumuna düşecek olan gençler. Arkadaşlar, diğer maddemize geçmeden önce ikinci maddemizde aynı bakım tedbir kararı alıp işte iş ve eğitim kurslarına devam eden başarı sağlayanlarla alakalıydı. Yine aynı şekilde üçüncü maddemizde de başarı sağlamamış gençlere yönelik. Burada ince bir çizgi var. İkinci ve üçüncü maddeyi çok dikkatli bu anlamda dinlemenizi tavsiye ederek bu dipnotu geçmek istedim. Evet, dördüncü maddemizde olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık ve bunun gibi durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmalarına gereken veya vefat eden kişilerin çocukları. Evet arkadaşlar, SET yardımında kimler nasıl faydalanır da 4 maddeyle konuyu özetlemiş olduk. İnşallah faydalıdır. Engelsiz medya takipçilerimiz, SET yardımı aynı aileden kaç çocuk için alınabilir? Çocukları koruma altına alınmaksızın
SET yardımı alanlar, yani çocukları hakkında bakım tedbir kararı alınmayan ailelerden en fazla 2 çocuk için SET yardımı alınabiliniyor. Hakkında koruma kararı alınmış olan sosyal kurumlarda bakılan çocuklar ise aileleri SET yardımı aldıkları takdirde ailelerin yanlarında ya da yakınların tarafından bakılabilecek durumda olmaları halinde 2'den fazla çocuk için yardım yapılabiliyor. Yani bu durumda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır arkadaşlar. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, SET yardımı başvuru şartları nelerdir? SET ödemeleri öncelikli olarak muhtaç ve işsiz ailelere yapılıyor. Yani sigortalı bir işi olmayan anne ve babalar SET yardımı alabiliyorlar. Bunun haricinde de işsiz vatandaşların da yanı sıra hane halkı kişi başı aylık net kazancı, aylık net asgari ücretin 1/3'üne ya da daha altında bir rakama denk gelenler de SET yardımı alabilirler. İşsiz ya da dar gelirli aileler üzerlerine kayıtlı değerli bir menkulleri ya da gayrimenkulleri olması halinde SET yardımı alamazlar. Yani üzerlerine kayıtlı ev, arsa, tarla ve bunun gibi gayrimenkulü olan aileler bu yardıma hiçbir şekilde başvuru yapamazlar. Yapılsa da kabul edilmez arkadaşlar. Ancak önceliği işsiz ve muhtaç vatandaşların verildiğinin de bilinmesi gerekiyor. Öncelikle hiçbir sigortası olmayan anne baba, ebeveynler ve işsiz olanlara öncelik tanınıyor. Daha sonra da bu aile içi hane geliri kişi başı 1/3'ünü ve altında olanlar da ikinci kademede ele alınıyor arkadaşlar. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, SET yardımı başvuru formu nedir? SET yardımı başvuru formu, ihtiyaç sahibi ailelerin aylık kazançlarına, giderlerine ve mesleklerine dair bir takım sorulardan oluşan bir form şeklidir. Bu form, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde ve Sosyal Hizmetler Merkezi'nde ilk dolduracağınız form biçimidir arkadaşlar. Bu formda yoksul anne ve babaların SET yardım alabilmeleri için başvuru formundaki tüm sorulara eksiksiz ve doğru yanıtlamaları gerekmektedir. Eğer muhtaç olmadıkları halde kendilerini muhtaç olarak gösteren ve SET başvurusu kabul eden ailelerin daha sonra muhtaç olmadıkları bakanlık ve il müdürlükleri tarafından fark edilmesi durumunda bu kişilerin aylıkları, tüm yardımları, nakit karşılıklarının güncel faizleriyle birlikte geri ödemekle yükümlü oluyorlar arkadaşlar. Böyle bir şeye asla kalkışmıyoruz tabii. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri başvuru formunda paylaşılan bilgiler ışığında ailenin muhtaç olup olmadığını araştırır. Maddi yardım yapacağı yoksul aileleri de bu formdaki ve sunulan ev belgelerle doğrultusunda da kararlaştırılıyor. Daha sonra da başvuruların değerlendirilmesi noktasında da başvuru sahibi tarafından teslim edilen belgelerde tabii ki çok önemli kıstas olarak belirleyici oluyor. Detaylı bir şekilde de incelemeye alınıyor. Bu anlamda arkadaşlarımız SET yardımı başvuru formu hakkında da size kısa bilgi aktardım. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.